değerli konuşmacıları çağıralım mı? Sayın Hocam, Sayın Profesör Doktor Ali Akıcı ve Banu Ali Bekova, Sayın Doktor Cevat Kanvar Bakırşehir, Sayın Yardımcı Doçent Doktor Hayrettin Parlak Yıldız Mükemmel Tüfekçi, Sayın Sanabar Turaganova, Hansi Yerna ve Sayın Ahmet Ümüder. Kimler var burada efendim? Hocam geldi. Ahmet Ümüder. Başlayalım mı? Başlayalım hocam. Ben hocam şu anda Kürt Tanrı Üniversitesi. Ben Kürt Tanrı Üniversitesi'ndeyim. Daha önce şey değildim. Orada değil. Girin Amerika Üniversitesi'ndeyim. Bu da kardeş okulumuz. Tamam. Çünkü ben de raporda geldim. Çamlık. Öyle mi? Hoş geldiniz. Sizi oradan tanıyorum. Teşekkür ederim. Sen de görüşürüz. Gönüller bir olsun. Evet. O zaman ilk sunumla başlayalım. Sayın Başkan, sayın değer katılımcılar. Sizde çay gibi selamlıyorum. Konuşmama başlamadan önce. Sizlerde Balk bölgesinde derlenen halk edebiyatı ürünlerinde Türklerin Türkiye kültürel yapısına dair tezler konulu. Sunumunu paylaşacağım. Biz bu çalışmayı 1990'lı yılların sonunda yapmıştık Kıbrıs'ta. Bu çalışmayı yaptığımız yer tabii ki BAF bölgesi değil. Çünkü 1974'ten sonraki değişimlerde BAF bölgesinden Kuzey Kıbrıs'ın farklı coğrafyalarına yerleşen BAF'lılardan derlenmiş gibi yine o dönemde bizim BAF'lı bir araştırmacımızın kaynaklarıyla, desteğiyle İlgül Ürüncüoğlu isimli araştırmacının gayretiyle derlenmiş. Bunlar önemli. BAF bugün belki bu insanların yaşadığı yer olmaktan çıkmış ama hala yaşıyor. Zaten bilindiği gibi kalıcı olan da bunlardır. Coğrafyalar zaman zaman el değiştiriliyor, yer değiştiriliyor ama bunların tapu senetleri olarak gördüğümüz halk yaratmaları dediğimiz halk edebiyatı ürünlerinin önemli bir yeri var. Balkanlar için de aynı şeyi Fuat Köprü söylüyor. Bu bakımdan Balk bölgesi bu ürünlerde yaşıyor. Balk bölgesinden derlenen halk edebiyatı ürünlerinde görülen birçok önemli konular. Bunlar genellikle mani, türkü, fıkra, tekerleme, bilmece, masal, efsane, dua şeklinde telaffuz ediyorlar. Dua demiyorlar tabii. Ben önceleri ova diyorlar zannettim. Sonra dua olduğunu anladım. Beddua, atasözü, deyim ve benzeri ürünler oluşturmakta bunları. Sözlü kaynaklar, şimdi kimileri Allah rahmet eylesin ama yaşayanlar da var, Allah uzun ömür versin. Altın kaynak sevgi, ben soyadlara göre sıraladım. Asilken Ertuğrul, Asilken Sevilay, Korhan Yusuf, Korkmaz Sevgi, Kumsal Abide,
Terkan Canan, Terkan Yıldız, Terkan Pertap, Terkan Salise, Sandal Perihan, Tacar Hüseyin, Tacar Pembe, Tosun Leman, Ünal Sabri, Ürüncüoğlu Kasım, Ürüncüoğlu Kemal, Ürüncüoğlu Nefise, Zabitoğlu Turgut, Zeki Hasan yazılı kaynak olarak. Tabii bunların destekleyicisi niteliğinde Erdoğan Saraçoğlu'nun Kıbrıs ağzından biz ciddi anlamda faydalandık. Vakf bölgesi adanın fethinin gerçekleştiği 1571 yılından itibaren Türklerin yoğun olarak yerleştiği ve uzunca bir dönem yaşadığı yerlerden biridir. Adanın Türklerin eline geçmesinden bir yıl sonra 1572 yılında 2. Selim'in çıkardığı sürgün kanunu sebebiyle Konya ve Karaman başta olmak üzere Anadolu'nun çeşitli bölgelerinden adaya geçen Türklerin tercih ettikleri ya da iskan edildikleri yerlerin başında Afrodit'in efsane mekanı Baft gelmektedir. Baft'ta Türkler 1918 İngiliz hakimiyeti ve 1955, 1958, 1963'de gerçekleştirilen EOK terörü sebebiyle bu bölgeden zaman zaman göçe zorlanmış. 1974 Kıbrıs Harekatı'ndan sonra da mübadele sonucu önemli bir kısmı Baft'tan ayrılmıştır. Büyük bir kısmı Baft bölgesinden ayrılan Türklerin o coğrafyada yaşadıkları 450 yıl boyunca yarattıkları önemli edebiyatları olmuştur. Baft halkının edebiyat adına ürettiği manzum eserlerin başında biraz önce de belirttiğim gibi muameler gelmektedir. Baft halkının Türkçe olarak ürettiği bu ürünler incelendiğinde bölgede yaşayan insanların sosyal ve kültürel yapısına dair birçok izlenim yaşadığı görülmektedir. Tabi bu çok büyük bir kitap konusu ama ben burada sadece tanıtım amaçlı bu düşünceleri sizlerle paylaşıyorum, bu bilgileri. Baft bölgesinde yaşayan Türklerin adanın diğer bölgelerinde yaşayan Türklerden çok da farkları olmadığı bu çalışmalarında görülüyor ama yine de farklı, kendilerine özgü bir küçük de olsa dil farklılığının ve konularda yer hatlarına yönelik, kendilerine yönelik, Kıbrıs belki genel hat olarak görülüyor ama onun dışında kendilerine yönelik yer hatlarında ürünlerine yerleştirildiği görülmekte. Derlenen metinler arasında ki manilerde söyleyiş kolaylığı bulunduğu için ilk sırayı neden maniler teşkil ediyor? En çok mani var. Diğer coğrafyalardan derlenen metinler de aynı şekilde karşımıza çıkıyor. Maniler söyleyiş kolaylığı bulunduğu ve kalıp ifade kullandığı için zihinlerde daha uzun süre tutulabilmektedir. Ayrıca maniler özellikle kadınların kendi aralarındaki toplantılarda bir sen söyle bir ben söyleyin mantığıyla yani karşılıklı söylendiği için ve kolayca söylendiği için maniler çok fazla ve bu ürünler arasında ilk sırayı yer almakta. Bir de dil kıvraklığını ölçme bakımından manilerin önemli bir yeri var ki bunu Baftlı kadınların manilerine de yansıdığını görüyoruz bu durumun. Denizin dibi mil midir? Bizi söyleten, pardon, denizin dibi dildir, mildir, bizi söyleten dildir. Bir sen söyle, bir de ben, görelim usta kimdir şeklinde ustayı bulma veya bulunan ortamda başarı elde edecek kişinin kim olduğunu belirleme noktasında da manilerin önemli bir yeri olduğu görülmektedir. Manilerde işlenen konuların başında daha çok Kıbrıs ve Kıbrıslı gelmektedir doğal olarak. Ben seçtiğim bazı manileri sizlerle paylaşayım. Karanfilim kırmızı, sevdiğim bir Türk kızı, Türk kızı olmaz ise terk ederim Kıbrıs'ı. Ya da yine benzer, tayyareler kırmızı, gezerler hep Kıbrıs'ı, Kıbrıs'ın da kızları sanki sabah yıldızı biçiminde. Sıta işte manisini kızlara, Kıbrıs'ın kızlarına göndermekte. Sevdiğine ismar ederken ona verdiği değeri en üst seviyede belirtmek için de mani dizelerinde Kıbrıs'a yer verildiği görülmektedir.
Aydoğar seni gibi, sallanır Selvi gibi, bütün Kıbrıs'ı geldim, görmedim senin gibi. Balk manilerinde, sistemlerde de Kıbrıs üzerine, sistemlerin de Kıbrıs üzerine yapıldığı görülmekte. Bahçelerde bal tabak, açılır tabak tabak, aha ben gidiyorum, Kıbrıs size kalacak şeklinde kültürlüğünü ifade ediyor ama Kıbrıs tamamından geçemiyor. Sevgili olacaksa Kıbrıs'ta bir vekil olmalı. Tabii bazı mahallelerde böyleleri de görülüyor. Karanfilim ikili, kemer kapı pekili, şimdi benim sevdiğim şu Kıbrıs'ın vekili biçiminde. Baftan derlenen mahalleler içinde Lefkoşa'nın da önemli bir yeri var. Kadife yorganım var, benim bir efkanım var, Lefkoşa'nın içinde bir ufacık yârim var. Ya da Yasemin'i ederim, dülbendinem süzerim, merak etme öderim, Lefkoşa'da gelirim. Yine Lefkoşa üzerine bir mani daha okuyayım. Kır atımı nalladım, Lefkoşa'ya yolladım. Bu da tabii biraz hiciv taşlama türü. Kır atımı nalladım, Lefkoşa'ya yolladım. Senin gibi eşeği bir gazığa bağladım şeklinde kızgınlığını da manilerde dile getirebiliyor batılı insan. Manilerde yine kaymaklıdan çok söz ediliyor. Bazı manilerinde kaymaklının ovası, su doludur ovası, pencereden görünür, yarimin kar yuvası ya da giydiği kahverengi, yüzüne vurdu rengi, kaymaklının içinde yoktur yarimin rengi biçiminde. Yine mücahitlik de maniler konusu içerisinde yerini almış. Balk mahallelerinde Ortaköy'e ve de özellikle kızlarına karşı bir eleştiriye de rastlıyoruz. Tabii bu mani söyleyicinin kendi o günkü haleti ruhiyesi tabii burada dile getiriliyor. Havuz başı muşamma, Ortaköy'den kız alma, Ortaköy'ün kızları dokuz kocadan kalma biçiminde böyle onları da yer bulan mahalleler var. Bu mahallelerinde sevgilisinin geçeceği yolları gümüşleyenler de bulunmakta. Babutsanın dalları, iskelenin yolları, duydum yarim geliyor, gümüşledim yolları biçiminde. Batlı sevgide vefasızlık, sevgide acı çektirme bir önem, aynı coğrafyada birlikte yaşadıkları, çoğu kez aynı kaderi paylaştıkları Rumları da dizelerinde Rumlara da dizelerinde yer vermekte. Onlara da göndermeler yapmakta. Zeytin yaprağın dövmez, muhabbet candan düşmez. Senin bana ettiğini, dini ayrı Rum etmez. Türklerde görülen genel bakış diğer Türk erkeklerinde görüldüğü gibi Batın erkeklerini de etkisi altına almıştır. Bu doğaldır. Mahallelerde de bunu görüyoruz zaten. Bahçelerde ısırgan, sen Rum'sun ben İslam. Eğil bir şeftali ver, vallahi billah ısırma biçimde. Kimi zaman Batılıların adları da sevda mahallelerinde yerlerini almıştır. Bu en çok Osmanlı'la karşılaştığım için bir Osmanlı'nın adının geçtiği bahane aldım. Putinler kahverengi, yar bulamadı dengi, benim bir yarım var, adı Osman Efendi. Ali var tabii Osmanlı'nın ama öyle Ahmet, Mehmet, Mustafa ve benzeri çok olması gerekenler var ama o kadar değil. Osman kadar çok değil. Telefon, akıllı telefon ve çağın diğer iletişim araçlarının olmadığı dönemlerde diğer insanlarda olduğu gibi Batlı'nın da imdadına mektuplar yetişmekte. Altın saatin şapşal, küs olsak da barışsak, aramızda dağlar var, mektup ile buluşsak, tabii mektuplar buluşmalarda artık günümüzde tarih olmuyor. Vaflı Türk kadını kış için yaptığı hazırlıktan duyduğu mutluluğu da yine mani dizelerine dökmeyi ihmal etmemiştir. Hazırlık yaptım kışa, atı sürdüm yokuşa, ben göğümü kaptırmam, senin gibi sayfaşa diyor da sayfaşa. Şimdi diğer şeylerde türküler var. Çok fazla mesela aşk ağıtı denen masa tepesinde yedim kurşunu, dünyadan kestim artık umudumu, söyleyin babama beni alıp amacım yoktur. Gerçi ben bunları bizim birlikte çalıştığımız arkadaşım ben Kıbrıs'ta
gelip gittiğim yıllarda Ödnur, şirketi Ödnur'la paylaştım Türkler'de. Onun metinlerinde de yer alması lazım. Yine Grampil üzerine çok fazla türkü ve mani var. Yine vapur tabii vazgeçilmezleri, manilerin ve türkülerin. Vapurun üç yolu, çıkma yola yolu, eğer hasta olursam doktorların ben olurum. Bak, yine Kıbrıslı gelinler üzerine yapılan ağıtlar ve maniler. Manilerden dönüşen türküler var. Davullar çalar, gülgün, peryalar, çınlar, aslanlar, başlar, nebze boyunlar şeklinde. Yine müftü kızına... Aslan dediniz, Aslan Bey geldi. Evet, ben geldim. Evet, Aslan dedim, Aslan Bey geldi. Yine müftü kızı türküsü çok önemli. Vaflıların müftü kızı türküsü. Yine Vaflıların, Vaflılardan derlenen çok sayıda fıkra var. Belki bu tam fıkra özelliğiyle taşımıyor ama biz onu fıkra olarak... Mesela birini paylaşayım sizinle. Adamın biri hamama gider, bir güzel yıkanır, ücret ödemek için elini cebine götürdüğünde cüzdanı evde unuttuğunu anlar ve utanır, başlar dua etmeye. Allah'ım ya bana bir kuruş buldur ya da hamamı başıma yık. Çok geçmeden hamam gür diye çöker. Sürüne sürüne yıkıntıların altından çıkar, evine doğru yürümeye başlar, yolda yatıp kalkan birini görüp sorar. Neden yatıp kalkıyorsun? Vazgeç. Bugün parası yoktur. Niçin vazgeçecekmişim? Ben bugün yıkanma ücretini ödemek için bir kuruş istedim. Hamamı başıma yıktı, senin başına neler gelir. Onun için vazgeç bu işten şeklinde. Böyle uç duaları da var. Yani bir duayla hamamın yıkılabileceğini, parayı ödememek için. Buna benzer yine farklı fıkraları da var. Ben burada sadece metinler üzerinde hareket ederken sadece maniler ve türkülerden hareketle bunları ortaya koydum. Yani burada değişiklik olsun diye fıkra metinlerini getirdim. Fıkralar ayrı bir konu. Vaflılarda çok daha farklı bir yapısı var fıkraların. Onun için vaf fıkraları şeklinde bunların ayrıca değerlendirilmesi gerekir. Ben zamanı iyi kullanma adına sonuca geçiyorum. Sonuç olarak diyebiliriz ki Vaflılardan derlenen edebiyat metinlerinde görülen bir gerçek var ki o da bu metinlerin yaratıcılarının Vaflı kadınlar olduğudur. Vaflı Türk kadını sevmiş sevgisini, bağda bahçede tarlada çalışmış bunlardan elde ettiğini, kışa hazırlık yapmış, yaptığı hazırlığı, düğününü, bayramını, acısını, sevincini büyük ölçüde sözlü metinlere, yani manilere, türkülere, ninnilere, masallara, efsanelere dökmüş, onlarla yaşamasını, onlarla karıcı olmasını sağlamıştır. Böylece Vaf'tan göç etmiş, ayrılmış olsalar bile Vaf'ı ve Vaflıları edebiyatlarını yaşatmayı başarmışlardır ve bu başarılarla günümüzde devam etmektedir. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Dilinize, yüreğinize sağlık Sayın Hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Müsaade ederseniz Vaf'ı sıcağı sıcağına bir Vaflı'ya soralım. Ulusoy'a soralım. Evet. Söz veren. Bir iki kelam eder misiniz? Bir şey hocam. Lütfen. Tabii Vaf. Ben 1974'e kadar Vaf'taydım. Yani tüm 63-74 aylarında yaşadım. 7 yaşında, 63-64'ün, 74'te de bir tüy. Yani orada 12-13 yaşında olan insan yoktu tabii. Yani çevremizde 65 bin Rum nüfusuna yakın, 15 bin de Kıbrıs Türk vardı. Vaf'ın içinde 3 bin nüfusumuz vardı. Yani dediğiniz gibi üreticiydi Vaf Türk halkı, orada bir kültürü vardı. Ama tarihe bir bakarsak, 1780 yılında orada İbrahim Sıtkı Efendi diye Miyaliköy bir zatın Vaf'ta artık insanların cahillikten dolayı Hristiyanlığa döndüğünü veya çok büyük bir kültürel boşluk içerisinde olduklarını görerek kendisi gönüllü olarak babasından da
yardım görerek fakir bir aile olmasına rağmen teyze kendisi İstanbul'da Sevgili Tepe'ye gidiyor. Orada iyi bir öğrenim görüyor. Öğreniminden sonra da o kadar etkili oluyor ki evliyalık mertebesine yükseliyor ve kendisine Sevgili Tepe'de kalmasını söylüyorlar. Ha bunu da söyleyeyim, Sevgili Tepe Vakfı veya medresesi de dediklerine göre Baf Ebubekir Vakfı'nın bir şeyi yansımasıdır orada. Baflar 1950'li yıllara kadar bu Sevgili Tepe veya Ebubekir Vakfı'nın yardımlarıyla çocuklarını okutmuşlardı İstanbul'da veya Türkiye'nin başka yerlerinde. Bunun yanında İbrahim Sıtkı Efendi Baf'a geldiği zaman medreseyi kuruyor. 13-14 civarında odası var. Yine yurtları var. Hatta daha sonra rüşdiyesi oluyor. İdadi öğrenliği de gören insanlar oluyor ama dediğimiz gibi daha sonra işte İngiliz döneminden sonra bu değişiyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Fedai Bey'den bahsettik. Benim büyük dayım Zihni Mahzade eski öğretmen 1917 yılında öğretmenliğe başlamıştı. Onun hatıra defterleri var. Bana bıraktı tabii ki hatıralarını. Tüm defter yanında. Kendisi aynı zamanda Öğretmenler Cemiyeti'nin 24 yılında kurulan Öğretmenler Cemiyeti'nin de ilk kurucularındandı. Tarakçı İbrahim Bey ile beraber sanırım. Ve dayım ilk öğrenimini, rüşdiye öğrenimini orada görüyor. Daha sonra da idadi olmadığı için kapanıyor tabii bazı şeyler, bölümleri. Refkoşa idadisinde sürdürüyor ve idadiden sonra o dönemlerde insanlar ilkokul öğretmeninde olabiliyorlar. Tabii Çanakkale Savaşı'nın ilk dönemleri 1916-17 dayımın öğretmenliğe başladığı zaman kitap yokluğundan bahsetti. Dayım da hatıra defterlerinde bundan bahsediyor. Onu da belirteyim. Söyleyeceğim başka iki büyük sakrazam yetiştirdiğim Kıbrıs Sakrazam Mehmet Kamil Paşa ve Sakrazam Mehmet Emin Paşa. Mehmet Emin Paşa Baf Magundası'ndandı. İlk öğrenimini de İbrahim Sıtkı Efendi'nin medresesinde gördü veya Sıtkan Okulu'nda gördü. Sıtkan Okulu'ndan sonra da İstanbul Enderun'una geçti. Akrabaları vardı çünkü. Orada büyük bir sakrazam oldu biliyorsunuz. Mehmet Kamil Paşa da Baf'ta bulundu. Baf'ta onun da ilgisi vardı. O da Baf Medresesi mezunlarındandı. Yani iki büyük sakrazamı biz İbrahim Sıtkı Efendi'nin yardımıyla yetişti. Daha çok büyük insanlar yetişmiştir. Sanırım Manizade, yine Şükrü Esmer, dayının arkadaşlarıydı onların, çocuk arkadaşlarıydı. İsimleri hatıra defterine geçiyor. Söyleyeceğim bu kadar ama yine şeyiniz olursa, Baf hakkında dedim. Babam da Baf'ta daha sonradan oraya gelip evlenmişti annemle. Babam da 74'e kadar öğretmendi. Hem Baf hakkında besteler yaptı, ben Baflıyım güzelim şarkısı meşhurdur. Son zamanlarda da bir bestesini ben Avustralya'ya verdim. Avustralya'da yapıldı. Baf'ın yoluna kurbanladığı bestedir. Sanırım şeyden de daha güzeldir. Daha güzel işlediğim Özlem Işıksel adlı bir abimiz Avustralya'da. YouTube'da da bulabilirsiniz. Ben Baflıyım güzelim. Baflıyım yoluna kurban. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sorular olursa cevaplandırırım. Hocam çok memnun oldum. Ben başlattım da. Fazla konuşmuşsam az evet, çok teşekkür ederim. Ben size bazı isimleri soracağım. Ben burada bir kadar kaynak adım var. Bunlardan hayatta onları soracağım. Halit Bey rahmetli. Ben kendisine söyledim de cönkleri bana verir misin? Ben Aşık Ömer falan çalışmak istiyorum dedim de. Dedi ki burada kaybolan bir kültür var. Özellikle dedi bu Baf'tan göçenlerin şeylerini derleyin. Yani senin yapacağın şu anda bu. Ben sana sonra o cönkleri veririm dedi. Yani o hiç sorun evet. Değil. Zaten verdi de Aşık Ömer'de cönkleri. Onun teklifiyle bu. Hocam bir de sözünü keseyim. Halit Bey'in bana bir yardımı olmuştu. Dayım ölürken Hoca Efendi, İbrahim Sıtkı Efendi üzerinde yazan bir altın, Osmanlıca yazan bir altın olduğunu söylemişti ama Hoca Efendi'nin not defteri demişti o. Yani birileri yazmış. Ben araştırdım Hoca Efendi'nin torunlarından ve Halit Bey'i de buldum. O not defterini ve Halit Bey bana Türkçe'ye, tabii Türkçe harflerle yazılı olarak o altı vermişti. Arzu edilirse ben onu da sunarım veya veririm size hocam. Çok ona söyleyeyim. Oldu. Teşekkür ederim efendim. Teşekkür ederiz. Hocam size teşekkür ediyoruz. Güzel oldu. Bildiği tanımladık gibi geliyor. Her ne kadar bizim köyü hırpalasımız olsa köyü ama olsun.
Orta köyü ben de falamıyorum işte. Gördünüz. Ne bir konu, onu da yok, kız verirler. Bazen Gönyeli'ye Orta köy kız verirler, onu söyleyeyim. Evet. Kız verirler, kız veya kız alırlardı. Şimdi çok sık bir yer. Bazı, mesela bizde of vardı. Başlı başına bir şeydir, şaheserdir. Herkes onunla uğraşır. Demek ki Ortaköy'de öyle. Yok yok, vardı. Bir ilişkimiz vardı hocam. Evet. Var değil mi? Var, var. Şeyimiz var. Var. Teşekkür ederim Sayın Hocam. Profesör Doktor Sayın Hocam'a teşekkür ediyoruz. Usturkat Bey'le, tabii Usturkat'la ile bir yer yapmak konusunda. Şimdi topu almazsa yerinden 3-5 tane gizli bildiri çıkacak ortaya. Efendim ikinci sunumumuz Sayın Hayrettin Parlak Yıldız ve Sayın Meral Yüksekçi Yıldız. Bekleyebiliriz yine ben. Yok, hayır, hayır. Estağfurullah. Ben başka arkadaşım. Yok, teşekkür ederim. Evet. Nüfus İdaresi'nde bir tek ben kalmıştım kimliğimi almak için. 35 benim numaram. Orada 8 yazıyordu. Görevli hanımefendi İlanlar gördüm ben iki sefer ama geldi de hatta buraya bilmiyorum. Evet. Neyse gelir herhalde. Evet Sayın Hocam. Kim sunacak? Meral Hanım sunacak. Ben dinleyeceğim. Öyle mi? Öğrencim olarak. Sizinle beraber çalıştık. En geniş anlamıyla eğitim, çocuk olsun, yetişkin olsun, insanlarda, sosyal hayatta ve çağa uygun tutum ve davranış değişikliği sağlamaktır. Kamcar der ki, çağdaş eğitimin amacı dünü koruyarak yarını güven altına almaktır. Yani dünü tanıtma, bugünü kavratma ve yarına hazırlamadır. Metinleri seçerken, çözümlerken çocuklara kazandırmak istediğimiz değer yargıları ile kavramları çok iyi tespit etmek zorundayız. Hem ahlak eğitimi, hem dil eğitimi yapabilmek, öğrencinin bu çerçevedeki kişiliğini ve becerilerini zenginleştirmek için onun karşısına dil dokusu sağlam, kalıcı moral değerleri işleyen edebiyat eserleri çıkartmak şarttır derecede olmalı. Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde programın amacı Türkçe'yi doğru ve etkili kullanan ulusal ve evrensel değerler bakımından diğer dillere, ağız özelliklerine saygı duyan ve genel olarak dil bilinci sevgisi ve kullanım duyarlı olan öğrenciler yetiştirmek diye ifade edilmiş. Kıbrıs ağzının bilinmesi ve yaşatılması kültürel açıdan bir gereklilik olduğu belirtilmiş. Dil sevgisi ve bilincini geliştirmek adına Türkçe öğretim programında bilişsel öğrenme çıktıları kadar duysal öğrenme çıktılarına da önem verildiği vurgulanmıştır. Biliyoruz ki ders kitabı Ülker'in de açıklamasına göre çağdaş eğitim ve öğretim kurumlarında sınıf içi etkinlikleri planlamada çok önemlidir. Ve biz bütün öğretmenlerimiz ders kitapları üzerinden hareket ederiz. Duygu nedir? Türk Dil Kurumu'na göre belli bir uyaran karşısında güdü ve değerlerle ilişkili olarak belirip çoğu kez süreklilik ve tutarlılık gösteren heyecandan daha zayıf bir uyarım biçimidirler. Duygu eğitiminde alternatif tepki seçeneklerini düşünme, korku, stres, öfke kontrolü, duygularını açıklama, empati kurma, anlaşmazlıkları giderme ve uzlaşma becerileri kazandırmak zorundayız. Duyguya dayalı türlerde öğretim içinde öykü, roman, tiyatro türü oluşurken zaman zaman da ilkokullarda en yaygın şiiri görmekteyiz. Bilişsel alanda olduğu kadar duygusal alanda da etkili olmasını sağlayan bu türler onları moral değerler açısından yetiştiren tür olması bakımından önemli bir bölümdür diyoruz. Şiirin ve duygusal metinlerin öğrencilerde oluşturacağı estetik ve bilgisayar güzel tutulmaktadır. Şiir, hafızayı eğitmesi bakımından olduğu kadar toplum karşısında da çocuğa güven kazandırır.
şiir duygu anlatımı olduğuna göre onu öğrenciye ulaştırmak demek, eserdeki duyguyu sezip anlamasını sağlamak demektir. Buradan hareketle biz Cemiloğlu'nun varlıklar, sıfatlar, imajlar, çağrışımlar, benzetmeler, duygu, başlık ve biçim şeklindeki gruplandırmasıyla Türkçe kitaplarındaki şiirleri inceledik. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan 2016-2017 öğretim yılında ilkokul 4. sınıflarda, 2017-2018 yani bu yıl 5. sınıflarda okutulmaya başlanan yeni hazırlanmış kitaplar içerisindeki bölgeye dayalı türleri inceledik. Nitel araştırmadır, döküman incelemesi kullanılmıştır. Kitap hazırlığında proje sorumlusu Dr. Hava Dansever, proje yürütücüsü Prof. Dr. Ahmet Beylivan, yazarlar Günay Konedralı, Ahmet Güneyli, Artun Başak, Şeker Özetler, Çinilime Karasar, Ayda, Orçun, Ayda tarafından hazırlanmıştır. Her iki kitapta, Türkçe 4 ve Türkçe 5'te. Kitap şekli görüldüğü gibi. Dördüncü sınıflar Türkçe kitabını incelediğimizde, metin sayısına baktığımızda olaya dayalı türler 20 adet, duyguya dayalı türler 22 adet, düşünceye dayalı türler 16 adet. Bir denge unsuru görülmekte ama bir de serbest metin var. Serbest metinler duyguya dayalı türe baktığımızda 15 tane serbest metinler öğretmenin inisiyatifine kalmış durumda. İşlemeyebilir, altında çünkü çok onunla ilgili etkinlikler yok. O zaman duyguya dayalı tür sayısı 7'ye düşmekte ki oldukça azdır. Yine şekillere göre dağılıma baktığımızda nesir sayısı %62 olurken yazım sayısı %38'dir. Beşinci sınıf kitaplarında ikinci cilt kitap henüz hazırlanmamış, birinci cilt kitaba baktık. Burada yine olaya dayalı türler 12, duyguya dayalı türler 10, düşünceye dayalı türler 10, bir denge gözükmekte. Ama yine serbest metin sayısı duyguya dayalı türlerde 6 çok fazla. Yani 4 tane işlemci metnimiz var. Yine metinlerin şekillerine göre dağılımına baktığımızda 5. sınıflarda nesir sayısı %69, nasım sayısı %30'dur. Güler Yüz der ki, şiir okumanın başlıca yararları çocuğa ana dil sevgisi ve sanatsal derinlik kazandırma, sözlü ifade gücünü geliştirme, ulusal ve evrensel değerlere ulaşma olarak sağlamıştır. Güler Yüz'ün bu tespitine çok uygun da Damla'nın bu gözüküldüğüdür. Şimdi metinleri incelediğimizde 4. sınıflardan buraya örnek olarak 2 şiir, 5. sınıflardan bir şiir aldık. Ülkemiz ve kültürel değerlerimiz temasında anlatıldı. Anneannem Şirin Zafer Yıldız'ına ait, ben iki kıtasını aldım. Neler yaşanmış çok eskilerde, anlatırdı anneanne uzun kış gecelerinde. Can kulağıyla dinlerdik, hiç bitmesin derdik. Diğeri bizim zamanımızda diyerek başlardı söze, masal sanatlık. Anlatırdı anneannem şiirinde kültürel değerler ve bu değerleri duyulan özlem anlatılmakta, bir çocuğun ağzından anlatılıyor olmasıyla da değerlere sempati duyulması ve benimsenmesi hedeflenmiştir. Yok olmakta olan kültürel değerlere sahip çıkılması ve yaşatılması açısından önemli bir kazanımdır, önemli bir moral değerdir. Yine 4. sınıf duygularımız temasında ölmez lider olarak Fazıl Küçük anlatılmış. Çağatay Darbaz'a ait bu şiirde 1. ve 4. kıtayı aldım. Küçükken anlatırdı annemle babam bana, öğretmenim öğretti senin mücadeleni. 4. kıta, en büyük şiir senin. Görmüşsün başlattığın irade ve zekanın cumhuriyet gibi bir sonucunu izlerdi. 4. kıtada anlam bütünlüğünün olmadığı bulunmuştur. Duygularımız temasında serbest okuma olarak verilen bu şiir, Fazıl Küçük'ün başlattığı kurtuluş mücadelesi ve burada ölmezliği anlatılmak istenmiş milli değerlerin içselleştirilmesi ve onlara sahip çıkılması açısından ancak özellikle toplum liderlerinin anlatıldığı metinlerin seçiminde
öğrencilerde örnek monarşikler oluşturmaları nedeniyle bu metinler seçimlerden çok hassas davranıyor. Şiirde ahengi sağlayan unsurların başında gelen ritim, çocuk şiiri için vazgeçilmez önemli bir unsurdur. Çocuklara yazılacak olan şiirlerde ölçü ve kafiye göz ardı edilmektedir. Şiiri meydana getiren his, hayal ve fikir unsurları, çocuk şiirlerinde farklı şekilde yer alması gerekir. Çocukların ruh ve beden gelişimlerine paralel olarak yazılan şiirlerde yer alan düşünceler, yalın, anlatımlar sade ve fikirler bütünlük içerisinde olmalıdır der Aytaç. Yine 5. sınıf kitabından aldığımız ülkemiz bir kültürel değerlerimiz Kıbrıs folkloru. İkramlar arasında ceviz macunu güzel, yanında su verilir, küçük çatalı özel. Turunç bergamot kurma macunları yöresel, kültürel yaşanmışlık öyküleri belide, yuhbukça Akdeniz, ölüm olmaz karada, yaklaşık 80 yıl bir şiir. Kimi şiir dediniz? İstanbul'da yaşayan bir şey, Baflı Hamidin, İstanbul'da yaşıyor. Gülşen. Evet. Ona. Güzel. Daha evet. Ülkemiz ve kültürel değerlerimiz temesi içinde Kıbrıs'a özgün yiyeceklerin alınır. Zeytin yaprağı tütsüsü faydaları ve coğrafi yapı isimlerinin geçtiği Kıbrıs folkloru şiir temaya son derece uygun bir özenle seçilmiş olduğu tespit edilmiştir. İyi bir öğretmen tarafından sınıf içinde rol yapma ve drama tekniği uygulanarak şiirin incelemeye alınması kültürel aktarımı kalıcı hale getirir ki önemli bir moral değerli düşünülür. Önerilere geçeceğim. Metinlerin içeriği, etkinlikleri ve türü itibarıyla temaya uygun bir ancak 4 ve 5. sınıflara ait Türkçe 1 ve 2 ders kitaplarındaki etkinlikler genel olarak dil becerilerine yönelidir. Bu etkinlikler duygulara ve duyguları sorgulayıp anlamaya, bu yolda şiir kavramaya dönük olarak çeşitlendirilmektedir. 5. sınıf Türkçe ders kitabındaki şiirlerin çok uzun olması, anlamayla ilgili etkinlikleri etkinlik kılmaktan çok sıkıcı hale getirmekte şiirleri. Bu da çocuklarda estetik heyecanını azaltıp onlarda duygulanmayı engelleyecektir diyoruz. Diğer türlerde olduğu dayalı Türk metinlerde de içerikle ilgili resimler, çocuk seviyesinin oldukça altında sayfalar yersiz, renkli şekiller katlanmış, anlamayı, değerlendirmeyi basit hale getirmektedir. Resimlerin seçiciliğine ve eğiticiliğine özen gösterilmesi gerekir. Her iki kitapta da Türkçe ve Türkçe 5 kitabında da nesir sayısının azım sayısından göre çok az olduğunu tespit edilmiştir. Yine Coşkun Açık'ın Coşkun ve Açık'ın dil ve edebiyat eğitiminin amacı öğrencilere dil bilinci ve estetik kazandırmaktır. Bunun için de ilk öğretimin ilk yıllarını kuran öğrenciler, insanın maddi ve manevi dünyasını oluşturan, etkileyen, şekillendiren kelime ve kavramlarla karşılaştırılmalı. Öğrenciler söz konusu ve kelime ve kavramlar hakkında ilk öğretim yıllarından itibaren seviyelerine uygun kısa ve uzun konuşmalar yapmaları, şiir okumaları sağlanmalıdır. Edebiyat eğitiminde şiire en üst düzeyde yer verilmelidir. Derken bu göz ardı edilmiştir. Şirin Zafer Yıldızı'na ait Ben Bir Öğretmenim adlı şiir, 4. sınıflar kitabının 106. sayfasında yer verilmişken, yine aynı şiir 5. sınıfların 42. sayfasında da yer verilmiş. Anlamsız bir tekrar oluşturulmuştur. Çok güzel, çok hoş bir şiir ama sen üst üste aynı şiiri okumak da anlamsızdır. Yine 4. sınıf duygularımız temasında verilen Ölmez Lider, Fazıl Küçük hakkında verilen şiir, 4. kıtada anlamın bütünlüğü ahiretliği amaklıdır. Çocukların ruh ve beden gelişimlerine paralel olarak yazılan şiirlerde yer alan düşünceler yalın, anlatılar sade ve fikirler bütünlük içerisinde olmalıdır diyen Coşkun ve Açık ilkesine göre hareket edilmesini bekliyoruz. Temalara göre ortaya konan metinlerde moral değer anlayışları okuduğunu anlama açısından etken hale getirilmeli. Öğretmen bunu işlerken yapacağı yorumlarda metindeki değerleri hedef kitleye kavratıp
davranış değişikliği oluşturabilmelidir. Tabii davranış değişikliği oluşturması bizim en büyük beklentimizdir. Temel Eğitim Programı'nın genel yaklaşım bölümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşları geçmişten günümüze getirdiği gelenek, görenek ve değerleriyle kendilerine özgü bir yaşam biçime sahiptirler. Bu yaşam biçimi yurttaşların birbirleriyle ilişkilerini güçlendirmekte, toplumsal bir bağlılık oluşturmaktadır. Geçmişten günümüze getirilen bu değerlerin genç kuşaklara da aktarılması gereği ortaya çıkmaktadır. Muhteşem bir cümle anlayışıyla hazırlanmış bu program ve ders kitapları takdirle karşılanmaktadır. Dileğimiz bunların geliştirilerek ve yenilerek bu anlayışla devam etmesidir. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Ne güzel temennilerdi. Keşke realite yedemişse bu söylediklerimiz. Bahçeye çıkınca şiir okuyan çocuklar da olsa. Evet. Cevap çocuklar onlarından küçükler. Lazım okuyan çocuklar. Ama okuruz biz. Hocam yani gazete okuruz, meydan okuruz, hariçten okuruz özellikle. Maval okuruz. Evet. Şiir okuruz. Ama şiir okumayı çok sever çocuklar. Çocuklarımıza da öğretmeniz. Evet. Çok güzel hocam. Çok teşekkür ederim. Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Oturumun ne kadar güzel sunumlar böyle 15 dakikada bitiriyoruz, 17 dakikada hiç sıkıntıya sokmadan oturum başkanına böyle strese giriyorum çünkü harikasınız. Evet, son konuşmacımız Sayın Ahmet Ünlüler, iki ada ve iki hikaye eser diyecek. Buyurun. Başkanım. Evet, benim konum iki ada ve iki ilkemi eser. Abidim Paşa Saadet-i Dünya ve Rauf Denktaş Saadet Sırları. Dini ahlaki öğüt kitapları Türk kültür ve edebiyatının sevilmiş türleridir. Belki bu türü Yusuf Asacib'in 1069 tarihli bir ülkenin nasıl yönetilmesi, yöneticinin siyasi ve ahlaki meziyetleriyle halka nasıl davranması gerektiği bir konularda öğütler veren, mutluluk, saadet veren, bilgi anlamına gelen Kutat Kublik meslemesiyle başlatmak mümkündür. Türklerin İslamiyet'i kabulünden sonra yüzyıllar boyunca gelişen eski Türk edebiyatında bu tür kitaplar hemen her coğrafyada yazılmıştır. Bu tür ahlaki öğüt kitaplarını yazanlar yüksek kültür sahibi, mükemmeliyetçi, ahlaki cephesi yüksek, hatta idareci konumunda bulunan kişilerdir. İşte Rodos Adası'nın merkez alındığı Osmanlı Cezayir-i Bahri Sefid Akdeniz Adalar Vilayeti'nde valilik yapmış Abidin Paşa'nın 1895 tarihli Saadet-i Dünya adlı ahlaki hikemi eseri ile Kıbrıs Türk Varoluş Mücadelesi lideri Rauf Denktaş'ın ilk eserlerinden olan 1943 tarihli Saadet Sırları bir noktada kesişen eserlerdir. Evet, birbirinden habersiz ve farklı dönemlerde kaleme alınan bu iki eseri ilk bakışta birbirine yaklaştıran şey bir ahlaki, hikemi meziyeti yüksek, sorumlu kişilerce yazılması ve ana karadan izole şekilde adada kapalı bir yaşantı süren bireyin bundan kaynaklanan duygularla hayata yaklaşması ve onu yorumlamasıdır. Kaldı ki Ege Akdeniz adalarındaki Türkler arasında Mevlevilik başta olmak üzere tasavvuf ve çeşitli tarikatlara bağlı kültür çalışmaları da az çok karşımıza çıkmaktadır. Belki ileride Türk, İslam, ahlak ve tasavvuf kültürü çerçevesinde bu iki esere benzer ahlaki dine öğütler içeren başka kitaplar da karşımıza çıkacaktır. Bu arada Ege Akdeniz adalarında sadece Hristiyan yapı, gelenek ve menkıbelerin değil, Türk, İslam, tasavvuf, tarikat ekollerinin de mevcudiyeti unutulmamalıdır. Ünlü mutasavvuflardan Niyazi Mısri, 1618-1694 yılları arasında Limne adasında yaşayarak orada defnedilmiştir. Girit adasında da pek çok Bektaşi şairi yetişmiştir.
Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya ismini taşıyan eseri 29 bölümden oluşan 110 sayfalık bir eserdir. Saadet-i Dünya isimli eserde insanın dünya saadetine nasıl ulaşacağı ayetler, hadisler, kelamlar, hikmetler ve şiirler vasıtasıyla anlatılır. Ayrıca eserde mutluluğun temel esasları, inanç, çalışmak, çaba ve gayret içinde olmak şeklinde sıralanır. Rauf Denktaş ise Saadet Sırları adlı eserini 1943 yılında 19 yaşındayken kaleme aldığını ifade eder. 10 bölümden oluşan eserde insanın saadet sırrına erişmesi için bireyin iyi ve doğru, dürüst bir insan olmasının yanında içinde Allah korkusu, Allah sevgisinin bulunması, ayrıca çalışkan, cesur ve vatansever olması gerektiğini belirtir. Rauf Denktaş annesini 18 aylıkken, babasını ise 18 yaşındayken kaybeder. Bu iki hadise ve ondan sonra yaşadığı acılar, hayat mücadelesinin zorluğu, onun iş dünyasını zengin ve güçlü kılar. Rauf Denktaş'ın milliyetçi fikirlerinin dini ve ahlaki yönünün gelişmesinde çocukluk yıllarından itibaren milliyetçi ve otoriter bir kişiliğe sahip olan babası hakim Raif Bey ile öğretmenleri ve özellikle hocası Turgut Sarıcan'ın önemli bir etkisi olduğu kendisince ifade edilir. İki yüksek tahsilli kişinin Abidin Paşa ile Rauf Denktaş'ın dini, ahlaki, tasavvufi düşüncelerini yansıtan aynı ruh hallerinin ve mizaç yakınlıklarının farklı iki coğrafya ve dönemde tezahürü olarak gözüken Saadet-i Dünya ile Saadet Sırları adlı eserlerini karşılaştırmalı bir biçimde değerlendirmek ilgi çekici olacaktır. Evet, Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya ve Rauf Denktaş'ın Saadet Sırları adlı eserlerini ahlaki, hikemi kitaplar, din, inanç, içinde geçen konuyla ilgili isimler, saadetin tanımı, ahlak ve terbiye, kitabın önemi gibi konular açısından değerlendirmek mümkündür. Şu şekilde sıraladık biz bu konuları. Din, inanç, beslenme kaynağı isimler, saadet, ahlak, terbiye, kitap, iyimserlik, kötümserlik, duygu. Süremiz çok uzun değildir, kısaca bunlardan bahsedeyim. Din, inanç. Bilim adamı, entelektüel ve aydın bir kişi olan Abidin Paşa, dindar, geleneğin taşıdığı kültüre bağlı bir Osmanlı devlet adamıdır. Yazarın Saadet-i Dünya eserinde tasavvuf ve bu geleneksel kültüre bağlı olduğunu eserde sıkça kullanılan ayetler, hadisler ve kelamlardan anlaşılır. Kur'an-ı Kerim, Allah, Cenab-ı Hak, Allah aşkı, Hazreti Hak, Hazreti Mevlana Rumi, iman ehli, Halik Teala Hazretleri, hükmü Kur'an, gül, manevi alem gibi dini sözcük ve kavramları sıkça kullanması, işte Abidin Paşa'nın dini tasavvufi açıdan zengin kelime hazinesini gösterir. Yine bir örnek daha verecek olursak, Abidin Paşa Saadet-i Dünya adını verdiği bu eserinde Cenab-ı Hakk'ın bahşettiği nimetlere şükrederek insanın başına kötü bir kaza gelmeden önce Allah'a şükür ve hamd etmek gerektiğini ifade eder. Örnekleri kısaltayım. Evet, Rauf Denktaş'ın Saadet Sırları adlı eserinde ise Kur'an, Allah, iman, Allah korkusu, Allah sevgisi, ilahi din, Hazreti Peygamber, hadis, Allah inancı gibi kelimelerin kullanılması, yazarın da Kur'an-ı Kerim'e hakim olduğu ve onu özümsediği görülmektedir. Denktaş'ın 1943 yılında Lefkoşa'da basılan Saadet Sırları ismini taşıyan kitabında Kur'an'da Saadet Sırları isimli bir bölümde yer alır ve mutluluğun sırlarını Kur'an'da olduğunu ifade eder ve bunları okuyucuyla paylaşır. Bunları geçiyorum. Ayrıca yazar eserin son söz bölümünde eski insanlar olarak nitelediği kişilerin Allah'a olan inancına, bağlılığına temas eder. Şunu okumak isterim. Katli olmak, büyük katli olmak. Eski insanlarda bu vardı. Çünkü onlar Allah'ı severler, Allah korkusuyla doğruluktan ayrılmazlar. Alın teriyle hayatlarını kazanırlar ve
Allah'ın kendilerine verdiği kadar ile yaşamayı, hallerinden şikayet etmemeyi bilirlerdi. Evet, beslenme kaynağı isimler, Abidin Paşa, dünya saadeti nedir, nasıl elde edilir gibi sorulara cevaplar ararken önemli şahsiyetlerin fikirlerinden de ilham alır. Bunlar kısaca söyleyelim. Hazreti Mevlana Rumi, Pastör Belhu, Eflatun, Ziya Paşa, Sofokles, Kant, Corneille, Jean-Jacques Rousseau, Descartes, Don Quixote gibi denktaş 43 tarihli Saadet Sırları ismini taşıyan eserinde Lermontov, George Sand, Samuel Johnson, Bacon, Campbell, Schiller, Samuel Johnson gibi tanınmış şahsiyetlere yer vererek saadet sırlarını açıklamaya çalışır. Evet, her iki eserde yer alan filozof, alim, şair ve yazar isimleri Doğu ile Batı dünyalarının düşünce, bilim, kültür hayatına etki etmiş isimlerdir. Bu bakımdan da her iki kemi yazar bu isimleri vererek sıralar. Evet, saadet. Birbirinden habersiz farklı zamanlarda yazılan Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya ve Rauf Denktaş'ın Saadet Sırları isimli eserlerin başlıkları ve içeriklerinde saadet kelimesine sıkça rastlanır. Bu da bize her iki eserin ana fikrinin saadet ve saadeti yakalamak olduğunu gösterir ki gerek Abidin Paşa gerekse Denktaş için bunun formülü iyi, dürüst insan olmak, dini ve ahlaki kurallara uygun yaşamaktır. 1895 yılında Rodos'ta basılan Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya kitabının hemen başında dünya saadeti nedir, nasıl elde edilir gibi başlıkların kullanılması eserin içeriği hakkında yazılmış olanları müjdeler. Eserde dünya saadeti, ilmin saadeti gibi başlıklarla dünya saadetinin nasıl elde edileceği konu edilmiştir. Ayrıca Abidin Paşa Saadet-i Dünya eserinde ilmin saadetini konu ederken ilmi Allah'ın insana sunduğu saadet meyveleri olarak da niteler. 1943 tarihinde Lefkoşa'da basılan Rauf Denktaş'ın Saadet Sırları adlı eserinde ise saadetin manası, saadetin yuvası aile, ailede saadet sırları, saadetin bazı engelleri, saadet manevi değerlerde gibi başlıklarla genç nesillere saadetin sırları örnekler verilerek anlatılır. Denktaş eserinin Saadet Manası adlı bölümünde ise saadet kelimesini iç huzur olarak açıklar ve çeşitli yazarlardan alıntılar yaparak anlamı güçlendirir. Evet, kısaca geçiyoruz. Ahlak terbiye bölümünde yaşadığı döneme göre iyi bir eğitim almış Abidin Paşa, 7 yaşından itibaren Türkçe ve Rumca okumaya başlar. Bu dillerin yanında Arapça, Farsça, Fransızca öğrenir. Politika, hukuk, felsefe alanında eski yeni birçok eser okuyan Abidin Paşa, çeşitli gazetelerde yazılar yazar ve şiirler yayınlar. 1895'te Rodos'ta basılan Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya adlı kitabının başlığının altında Ahlak-ı Hamide Güzel Ahlak ibaresinin yer alması eserin yazılış amacı hakkında bize ipuçları verir. İşte tam da burada Abidin Paşa'nın Saadet-i Dünya isimli yapıtında terbiye adlı bir bölüm karşımıza çıkar. Terbiye isimli bu bölümde Abidin Paşa ahlakın terbiyeyi onurlandıran bir unsur olduğu, küçük yaştan kazanıldığına, şekil ve biçim olarak insandan insana farklılıklar gösterebileceğine temas eder. Rauf Denktaş da Saadet Sırları ismini taşıyan eserinde de saadetin ve mutluluğun temelinde insanın fazilet ve ahlak sahibi olması gerektiği üzerinde durur. Evet, diğer bir bölüm ise kitaptır. Okumuş, ilerici ve ahlaki yaşantı ve kültür hayatına önem veren aydınlarda kitaba karşı bir sevgi ve hürmet söz konusudur. Bu durum Abidin Paşa ve Rauf Denktaş için de geçerlidir. Evet, Saadet-i Dünya eserinde kitap adlı bir bölüm yer almaktadır. Yazar bu bölümde kitap ve kitabın önemine temas ederek kitapları sadık bir dost
ve şefkatli bir arkadaş olarak niteler. Aydın Paşa gibi idareci, yüksek tahsili, aydın bir kişi olan Rauf Denktaş da 1943 tarihli Sade Sıdarat eserinde tıpkı Aydın Paşa'nın Saadet-i Dünya eserinde olduğu gibi kitap en iyi arkadaş, yol gösterici bir rehber olarak görülür. Diğer bir başlığımız iyimserlik, kötümserlik duygusu. Toplumcu, ahlaki ve ikemi, idareci, aydın yazarlarda karamsarlık hoş karşılanmaz. İyimserlik daima telkin edilir. Bunun temelinde de İslamiyet'in iyimserliği övmesi, tercih etmesi vardır. Gerek Abidin Paşa gerek Rauf Denktaş insanın mutsuz, karamsar olmaması, iyimser ve mutlu bir hayat sürmesi için tavsiyelerde bulunurlar. Rauf Denktaş Sade Sırlar adlı kitabında insanı bedbah yapan unsurlar kumar, para hırsı, başkalarının sırrını öğrenme merakı, içki, alkol, aşırı şüphe ve kıskançlık, gam ve kasveti kendilerine eş yapmak olarak sıralar. Ayrıca Denktaş, Saadet Sırları adlı eserinde insanı bedbah mutsuz yapan unsurlardan biri de kıskançlık duygusudur der. Yazar eserinde kıskançlık duygusu ve şüphenin insanı mutsuzluğa ettiğini örnekler vererek açıklar. Evet, kısaca bu bölümlerine geçtikten sonra vaktinizi çalmamak adına sonuç bölümüne geçiyorum. Ege ve Akdeniz'de Türk nüfusunun bulunduğu Osmanlı dini müessese tasavvuf ve ahlak kurallarının az çok kendini hissettirdiği bir çevrede görev yapan, yaşayan okumuş aydınlar gerek kendilerinde bir sosyal sorumluluk duygusu hissederek gerekse iç dünyaları anlatmak, dini, ahlaki ve hikemi düşüncelerini ortaya koymak maksadıyla öğretici, didaktik eserler kaleme alırlar. Bunlara iki örnek, biri Rodos Adası'nda valilik yaparken 1895'te Saadet-i Dünya'yı yazan Abidin Paşa, diğeri genç yaşta İngiliz sömürge yönetimi altında milli manevi ve dini duygularla yetişmekte olan geleceğin toplum önderi Rauf Denktaş'ın yazdığı Saadet Sırları adlı eserdir. Saadet-i Dünya ve Saadet Sırları adlı eserlerin isim benzerlikleri aynı ruh iklimine, duygu ve düşüncelere sahip iki aydının benzer kaynaktan, yani klasik Türk, İslam, din, ahlak ve tasavvuf anlayışından bahsettiğini gösterir. Bu tür aydınlarda Allah, peygamber sevgisi, çok miktarda dini referans, önde gelen alim ve düşünürlerin isimleri, saadet ve ahlakın tanımları, kitap sevgisi, iyimserliğin telkini, ortak motif ve duygular olarak karşımıza çıkmaktadır. Her ne kadar Abidin Paşa ve Rauf Denktaş din alimi değillerse de dini, ahlaki ve hikemi tarzı eser yazmalarında geleneğin etkisiyle ehli sünnet akidesinin bilinç altındaki etkisiyle kalem oynatmışlardır. Beni dinlediğiniz için herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Rüzgar gibi geçti. Bitti efendim. üç güzel sunum vardı. Sayın katılımcılara teşekkür ediyorum sunumlar için. Soru cevap bölümünde. Hocam siz benden daha heyecanlısınız hocam. Yapmayın böyle. Yok, heyecanlı. Başak mı olursunuz yoksa siz de? Başak mısınız? Yok. Evet, ben neden böyle uzatmadım konuşmak istiyorum bazı ikinci bir tamamlayacaksınız. Hayır arkadaşlar bu yeni gel. Onun için ben konuşurken hocam gizli bir planınız var gibi geldi. Bir tüm var var. Evet var. Burada bazı şeyleri konuşmak istiyorum da izin olursa. Başlamayın hocam ne demek. Evet. Bilim yapıyoruz şaka bir tarafta. Tabii ki güzel insanlar var mıdır efendim sorunuz sunum yaparlarda veya katkınız? Sen hatırlasın 1943'ten bahsetti yalnız Saadet Sırları. Ben 1973'te de yeni usasını okudum. Yani evet, incelik vardır. Dolayısıyla birkaç defa bastırdı sandım. Yani 43 şey değil yani. Ben arkadaşımızla önemli bir konuda soru soracağım ama
onu birlikte de paylaşabiliriz. Neden bunlar adalardalar? Yani Kıbrıs da dahil, Namık Kemal de dahil bu işe, Niyazi Mısır da dahil. Ne işi var Gimli'de? Yani bunları birazdan konuşalım da. Evet. Ben başkanım. Hocam korkmaya başladım. Yok korkmayın, korkmayın. Süremiz olduğu için rahat davranacağım. Dostlardan var mıdır acaba soru veya katkı, destek, olarak yapmadığımız bir şey vardır? Hocanın şeyden bahsetmiş olduğu o duygusal zekaya önem verme, şiirlere, hatta tiyatroya da sınır içerisinde hocam. Bana göre çocukların anlaması babında, bakımından sizin söyledikleriniz yani yalancı bilgide bile oldukça önemli. Biraz da tiyatro, tabii ki duygusal zeka, sanat, şarkılar, şiirler ve hatta yani klasik müzik bile. Evet. Müzik dinlenmek bile, klasik müziği dinlenmek bile çocuğun anlama kabiliyetini şey ediyor. Geliştirir. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Var mı efendim? Sorumuz var mı? Veya bir katkımız, ben de şunu sizlerle paylaşmak isterim diye Seyran'ı gördük. Buyurun. Evet. Kültürel değerlerimizin hakikaten bizden sonraki kuşaklara aktarılması açısından tiyatronun önemi büyüktür. Çünkü görsellik daima daha etkileyici olur öğrenim açısından. Ben de bu kaygılarla... Seyran, çok özür dilerim bir şey söylüyorum. Muhtemelen herkes sizi tanıyordur da, ola ki bilmeyen vardır diye kim olduğunuzu da söyler misiniz? Sevgili Emirzade, şöyle geçmişinizden bir iki cümlecik olur mu? Evet. Ben mi söyleyeyim? Buyurun. Bayrak Radyosu'ndan emekli spikerim. Kültürel değerlerimizin hakikaten ya da tarihsel değerlerimizin de kitaplar aracılığıyla biraz fazla hatırlanmadığı, unutulduğu ya da çeşitli Rumların propagandaları aracılığıyla değiştirildiğine şahit olmaktaydım. O bakımdan tiyatro eserleri aracılığıyla daha kalıcı olacağını düşündüm. 58 yaşında üniversitedeydim. Ve naçizane yazdığım tiyatro eserleri, bir tanesi mesela 40'lı yıllarda diyeceğim, folklorik değerlerimizi kapsayan 44 tane geleneğimizi olaylar dizisi içine yerleştirdiğim bir kitabım. Diğeri de İngiliz Sömürge İdaresi'nin baskıları, haksızlıkları, onları hatırlatmak istediğim John Lucat isimli oyunudur. Çünkü çok ilginçtir, annemden hep dinlediğim örf, adetler, bir baktım ki kızımın hiç haberi yok. Öyleyse ben de dedim arada bir köprü görevi kurmak lazım bizim kuşak. Bir de İngiliz sömürge yönetiminde çok az yazılı eserimiz var. Çeşitli sansürler, baskılar dolayısıyla onun için bir zaman tüneli yapıp geriye gidip 30'lu 40'lı yılları inceleyip o devreye ait kültürel mirasımızı tiyatro eserlerine dökmeye çalıştım. Sağ olun hocam, siz de önermiştiniz yazılsın diye kültürel değerlerimiz. Teşekkür ederim. Başka ekleyeceğim bir şey var mı Seyran? Teşekkür ederim. Seyran Hanım bu yönü ağırlıklı. Biz tesadüf tanıştık ki Amerika'da. Beni aldı eve kadar getirdi. Bana bir kitap hediye etti. John Lucat'la beraber olduk. Ben de okumaya başladım. Onları daha sonra işlesini yapacağız. Böylece zarif, el sanatları da ayrı bir farklı için buna. Bayan arkadaş, eşi de emekli baş üreticilerden ağırladı. Bakalım üreticini yapmış. Taze İngilizce bölümü mezunu. Böylece tanıştık. Hocam Kıbrıs İslam insanının 10 parmağında 150 marifet vardır. Ama en önemli özellikleri mütevazı olmalarıdır. Sevil Hanım öyle. Söylemek istemiyorum. Efendim, Türkay Bey orada. Söylemek istemiyor. Yazar çizer. Hemen arkada Nurperi Hanım saklanıyor.
söylemek istemez. Bizim şey edebiyatımızı araştırır. Buyurun Tükay Bey. Bunlar zaman bir sorum orada. Genelde benim aklıma takılıyor. Yani Almanya'da, Japonya'da, Amerika'da ilkokul sıralarında diyelim 80 bin kelimeyle konuşuyorlar. Veyahut da 50-60 bin, 40 bin falan. Bizde 5-6 bin deniyor. Şimdi deniyor da başka bir iddia daha var her zaman. İşte Türkçe birçok tercüme yapmaya falan yetmez. Çünkü işte 40 bin veya 50 bin kelime var Türkçe'de. İşte İngilizce'de 150 bin falan. Ama bir de şu var. Türkçe'de bir kelime 20-30 kelime olabiliyor. Şimdi bu insanlar bunu söylerken yani Türkçe'de 5-6 bin kelimeyle konuşuyor ilkokulda. Metinlerde o kadar geçiyor diye. Şimdi bunu göz önüne alarak mı söylüyorlar yoksa çünkü dediğim gibi bir kelimeden 10 kelime yapabiliyorsun Türkçe'de. O zaman 5 binle konuşursa bir çocuk 50 bin kelime konuşuyor demek ki aynı zamanda. Ben bunu verdim yani. Sordunuz mu? Soruyorum. Kime sordunuz Tükar Bey? Yani zor bir soru. Bana sordunuz. Ben... Bir de şu var. Bir özel okulda çocuğunu okutan bir arkadaşa sordum. Yani 23 lisanı işte İngilizce şarkılarla oynatıyorlar falan da bana biraz ters geldi. Ben 26 sene yurt dışında yaşadım. Artık kendi ülkeme geldim de Türkçe bir şeyler duymak istedim de. Çocuklarım da FM açtılar, radyodan giderken baba bu işte John'un şeyi, bu İngilizce, bu şeyden kopya falan kendi öz müziğini dinlemek ister çocuklar. Dolayısıyla ben de 23 lisanda İngilizce müzikle oynayan çocuk yerine kendi müziğimizle oynayan. Bu bizim özel okulda yani Cadılar Bayramı daha çok öğretiyorlar. Evet, çok acı. Benim kızım vardı. O da 8-10 yaşında yani. Şimdi Sayın Hocam ben öncelikle kısaca kendimden biraz bahsedeceğim. Cevap vereyim. Nemin doğruluğu ya da geçerli. Uzun yıllar okul öğreticiliği yaptım. Özellikle ilk öğretim okullarında. Bütün derslerin, ilk öğretim derken Türkiye'de ana sınıfından 8. sınıfı bitirinceye kadar orta okul dediğimiz kısımda vardır. Ben oradaki bütün müfredatı sürekli tararım ki öğretmenlerimiz ola ki yanlış bir şeyler yapmasınlar diye. Onların sürekli planlarıyla müfredatıyla haşır neşir olur. Öğretmen yaklaşımlarında evet dediğimiz gibi çocuklara çok güzel kültür aktarımı yapan öğretmen varken sadece kitap üzerinden giden öğretmenlerimiz de var. Dediğimiz gibi kelime çeşitliliğini canlandıran, tiyatroyu, halk oyunlarını öğreten öğretmen varken burada öğretmen faktörü bir rol denmeye sağlayacak. Bir komplekse büyüdünüz. Biz dil öğrenmede, dili kullanma, dil öğrenme, hemen konuşma gibi bir kompleksimiz var. Bu kompleksin ta kendisi. Tazminattan bu tarafa gelen sözü bir süreç var. Dil bilmek, dili kullanmak ayrı şey ama dili bilmesine rağmen o dille kendi dilinin dışında devamlı kendi cümlelerin arasında, Türkçe'nin arasında İngilizce'yi, Fransızca'yı veya Almanca'yı sokmak ayrı şey. Böyle bir hastalığımız var. Bu daha doğrusu zaman içinde bu sosyal paylaşım sistemlerinde de ulaşıyor. Hem Türkçe'yi hançerliyorsunuz, hem İngilizce'yi hançerliyorsunuz, hem diğer diller hançerliyorsunuz. Bildiğiniz bir şey yok. Bir aptallık derecesinde kendimize bir muhalif olma var. Türkçe, kusura bakmayın biraz önce söylediğiniz gibi, biz dünya dili Türkçe sempozumu yapıyoruz. Onuncusunu Eskişehir'de yapıyoruz. İddia ediyoruz. İddia etmeyenler bağlı olan kafası, beyni hala İngiliz'e, Amerika'ya, şuraya, buraya bağlı olanlar 10 tane yabancı değil mi? Ama bunun kompleksin içine girmeyin. Yoksa İngilizce dediğiniz gibi şeyin Sinan, Oktay Sinan oğlunu mükemmel bilecek.
İngilizce nereden? Hangi dillerden kaşarlanmış? Olur nereden geliyor? Türkçeyi küçümseyenler kendini küçümseyip daha sonra da bu manada Türkçenin mücadelesini verip kazanan Türkçecilerin sırtından kaymak yiyen kozmopolit tipler. Başka bir şey değil. Bu konuda hocam ben çok Yeni Zelanda'da hasbelkader Türkiye'yi temsil etmiştim 2003 yılında şair olarak. Ve bizim büyük şehrimizde Yeni Zelanda'nın devamlı katılıyordu şiir okumalarına. Ve orada Darüstay Hakimi da vardı. Yani Allah'tan demiş ki ben Türkçe'yi Arapça gibi böyle gırtlaktan gelen hırıltılı o tür bir ses sanırdım. Bu sizin temsilciniz bülbül gibi ne güzel, çok hoşuma gitti. Danedanı sanki anlıyormuşum gibi demiş ve bana daha sonra büyük hepsini bunu anlattı. Şimdi bir de uçakta gelirken bir profesörle, Amerikalı profesörle konuşuyoruz. Ben dedim ki bizim sizin bir cümlenizi biz Türkçe'de şakalaşıyoruz da söyleyebiliyoruz. Mesela işte Avustralyalı astronotlarımız anısınız. Söyleyin dedi, are you from those who we couldn't be able to, dedi, bir kelime söylüyorum ben, yalaştıramadıklarınız anısınız. Ve onun üzerine işte bir şiir yazmıştım, Türkçem diye, bir cümleyi bir kelimeyle dersin, tüm dünya senden alsın, bil dersin, bilciler bilimizi toplasın dersin, Türksen Türkçe konuş, haksız mıyım ne dersin, bir de cinaz yaptım. Teşekkür ediyorum. Bunda bir derdi ayrı ama Dünya Dili Türkçe Sempozumunda Eskişehir'de buluşalım. Buyurun konuşalım burada. Bir de dün Profesör Karakartal ise vermişti. Yani ben 26 sene Avustralya'da yaşadığım için karşılaştırıyorum İngilizce Türkçe'yi. Bir şiir dünden alıntı şey yapmıştı. İngilizce'de he, she, it. Türkçe'de sadece o. Al gülünü başına koy. Tabii burada bir şeyin altını çizmek lazım. Dilleri mukayese etmekten ziyade yani bizim dilimizin zenginliği gibi bir şeye zaten girmeye gerek yok. Yani Azrail Ata okursanız, Kıbaşar okursanız, Sabahattin Eyvah okursanız dilin güzelliğini göreceksiniz. Böyle bir şelale gibi berrak pınarlar gibi dökülecek önümüzde, süzülecek Türkçenin güzelliği. O ayrı bir konu. Ama burada iki şey var. Bir, kendi insanımıza kültürel zenginliği veremedik. İki, merak olgusu kafalarda oluşturamadık. Üç, okuma aşkını vermesi gerekenler, şimdi öğretmenlere biraz yüklendik sanki burada. Hayır, bu sadece öğretmen konusu değil. Yani sokakta görüyor musunuz kitap okuyan bir insan? Yok. Görmüyorsunuz. Evde anne baba okuyor mu? Okumuyor. Yok. Dede okuyor mu? Okumuyor. Nene okuyor mu? Okumuyor. Amca dayı okuyor mu? Okumuyor. Parkta kitap okuyan birisini çocuk görüyor mu? Görmüyor. Öğretmenini görüyor mu ders arasında kitap okurken? Görmüyor. Yani etrafında ona rol model olacak, sosyal şart anlamında onu zorlayacak, kafasında soru işaretleri oluşturacak bir çevre yok ki. Neden okusun? O zaman işte hocamın belirttiği gibi saçma sapan bir dille o güzelim Türkçeyi katleden yeni bir nesil çıkıyor ortaya ve bunun karizmatik olduğunu düşünüyorlar. Bunun karizmatik olduğunu düşünüyorlar. Ne yapılabilir? Bu ülkede, Türkiye anlamında söylüyorum. Bize de aynı. Kıbrıs için de aynı. 30'larda, ortaokullarda Descartes tartışılırmış. Evet. Bakın, okutulurmuş demiyorum. Evet. Descartes tartışılırmış. 1942'de Kepirtepe'de İsmet İnönü, dönemin cumhurbaşkanı 12 yaşında bir köylü çocuğunu durdurunca köyüne gitmekte olan azık torbasının içerisinde az önce hocamın söylediği Sofokles'in Antigone çıktı içerisinde. İnsan olmanın erdemini anlatan muhteşem bir eserdir. 47 sayfalık bir şey. Sofokles 1942 Kepirtepe'de. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Ama siz bu ülkede şu veya bu sebeple
köy enstitülerini kapatırsanız, halk evlerini kapatırsanız, halk odalarını kapatırsanız, millet mekteplerini kapatırsanız, aşağılarsanız, bu yerlere koyamadığınız yazarları aşağılarsanız, vatan haini derseniz Nazım gibi bir şaire, olacağınız bu işte. Çıkar böyle ortaya, abuk sabuk bir dil de çıkar. Okumayan, düşünmeyen, merak etmeyen, araştırmayan, sorgulamayan, kültürden yoksun, Kıbrıs gibi bir yerde bu kadar zengin bir kültürel yapının olduğu adada hiçbir şeyi merak etmeyen yeni bir nesil tabii ki çıkar. Ama bunun sorumlusu özgür öğretmen değil tabii. Bu dönemin içerisinde tabii ki değil. Tabii ki değil. Hocama söz veriyoruz. Buyurun hocam. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Dün Saadettin Hoca beni çok yordu. Ben de çok yoruldum oturumlarda. Neden? Hocama dedim ki Sayın Dekan'a bana yarım saat süre ver. Dünkü sunumunda 20 dakikada oldu. Ali Bey süreniz doldu. Ali Bey süreniz doldu. Ben de hızlı bir şekilde görselden buyurun o zaman bunlar hızlı indirdim ve sonuç okudum. İkincisi ben burada oturum çeşitli oturumlarla başkanlık yaparken şeyler kırıldı. Konuşmacılar zamanında çok doluydu. Bugünkü bir değildi. Ben bunlardan dolayı bugün çok sizi kesinlikle rahatsız etmemeyi düşünmüştüm. Fıkralarımı bir iki fıkrayla bitireceğim de okumadığım fıkrayla. Onun için rahatsız ettim. Tekrar süre istedim. Bir de mesela bu adalara neden sürülmüş insanlar? Namık Kemal'i biliyordum ama Niyazi'nin içeri falan ben araştırdım. O konulara girmek istemiyorum. Onların çok da hoş tarafları yok. Fakat oralar onlar için hayırlı olmuş. Yazmışlar. Yani o anlamda ben arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Bir başka konu hocam. Bizim Türkçenin gücünü gösterme, her ne kadar Araplara Türkçe öğretme anlamında olsa divan-ı lügat biliyorsunuz dünyanın ilk, yani bunu söylemeye de gerek yok. Önemli sözlüklerinden biri. Ama Türk Dil Kurumu bir şey yapmaya çalışıyor. Biz aslında 2-3 bin kelimeyle de konuşmuyoruz. 7-8 bin, bini aşmıyor aslında konuşmamız. Fakat yazarlarımız tabii bunu yükseltiyor. 10 bine kadar çıkarıyor bu kelimeyi. Fakat bu Türkçenin kelime yoksulluğundan değil de sanatçının bunu kullanma becerisinden Ulvi Hocam belirtti, 1940'lı yıllar bu derleme sözlükleri, tarama sözlükleri öyle bir heyecanla yapılmış ki keşke onları sanatçılar dilimize aktarabilselerdi. Onlar dupduru, aparı duruyor. Bu bir. İkincisi, Dil Kurumu kendi Türkçeyle uğraştığı bir gün, tamamlayacağına inanıyorum şu anda çok Türkçeyle uğraştığını zannetmiyorum ilgilendiğinde. Yani Atatürk'ün kurumu gibi davranmıyor, onu belirtmek istiyorum. Bunu da biz açıkçası konuşuyoruz kendileriyle. 1 milyon kelimelik bir Türkçe sözlük aslında bitirilmesi gerekiyordu. Belki 2023'e bu hedeflenmiş durumda. Ta doğuşundan günümüze taranarak bütün eserler. Böyle bir şey var. O zaman Türkçenin gücü umarım çok net bir şekilde ortaya konmuş olur. Ben bunları da paylaştıktan sonra sizlerle bu paylaşmadığım vaflılardan derlediğimiz birkaç fıkrayla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Başkanımıza da teşekkür ediyorum. Bizim Kıbrıslı bir öğrencimiz vardı. Kız öğrencimiz. Gazi Üniversitesi Gazi İlim Fakültesi'nde. Bu kız öğrencimiz de bizim asistan arkadaşlarımızdan, bizim gençlerimizden biri talip oldu. Şimdi neyse hocalardan bir grup gitti. Yani birkaç hoca sözü geçen. Kızla konuştular. İşte kızım şu arkadaş sana talip, seninle evlenmek istiyor. Kızım çok garip karşılamıştı insanlar ama ben baftan fıkrayı derleyince Kıbrıslı kızımızın neden öyle söylediğini anladım. Şimdi kızımıza diyorlar ki bu Adnan'ın, bilmezsiniz de ben söyleyebilirim. Adnan'ın ne içkisi var, ne kumarı var, ne eğlencesi var, ne bir yere gider, ne... Olmamış hocam, o değilmiş. Ben demiş, hiçbir şey olmayan biriyle evlenmem. Çok güzel. Bakın, ben burada bunu laflardan derlediğim sıkrayı görünce, oğlanın babası
Benim oğlan kahveye çıkmaz. Kız istemeye gidiyor. Baflı, baflılardan birini kimden değerlemişim? Kasım Ürüncüoğlu'dan. Evet. Belki tanırsınız. Şimdi benim oğlan kahveye çıkmaz. Kız istemeye gidiyor. Tütün içmez. İçkiyi ağzına koymaz. Büyüklerin, küçüklerin yanında konuşmaz. Biz hep sus konuşma diye büyüttüğüm için şimdi onun sıkıntısını çekiyoruz hep birlikte. Konuşturamıyoruz artık. Usludur. Otur dediğinde oturur, kalk dediğinde kalkar. Çok söz dinler. Gece gündüz işten başını kaldırmaz. Çok çalışkandır. Diyeceğim odur ki benim oğlana Allah'ın emriyle, peygamberin kavliyle sizin kızınızı istiyorum. Kızın babası çok ne? Bu dediklerinden benim ahırda birkaç tane var. Çok ağır olsun. Şimdi daha iki tıkrayla bitireceğim başkanım eğer şey dersen. Kahve dersiniz mi alacaksınız? Sonra feda olsun. Hatta Ankara'ya verin gelin. Hayır, kahve nasıl alacaksınız? Hocam sonra evlenecekler mi bari? Evet. Evlenecekler mi sonra? Onu bilmiyorum da bu salonu kastettim. Salonu tabii. Anladım. Salonu. Tamam. Şimdi istavranızı demesinler. Adamın biri çok inatçıydı. Daha ilk geceden karısıyla çekişti. Hani burada kullanılan bir kelime, çekişmek kelimesi, kavga etmek. Ardından da küstüler. 15 yıl kadının yanına hiç gitmedi ama aynı evde yaşamaya devam etti. Bir gün kahvede söz inatçılıktan açılır. Adam en inadınız benim der kahvedekilere. Nasıl yani? Şöyle ki 15 yıldır karıyla evliyim. Hiç ikimiz bir araya gelmedik. Hiç konuşmadık, hiç oturmadık. Hiç birlikte olmadık. Kahvedekiler. Yahu senin birkaç tane çocuğun var. Bu çocuklar nereden oldu? İnadımdan onu da sormadım. İnadımdan onu da sormadım diyor. Son bir tıklayla bitiriyorum. Oğuz Hocam da geldi. Evet. Oğuz Hocam tam yani Kıbrıslı'yı ben söylemiyorum. Baflılardan biri yine Abide Kumsal. Hanımefendiden derlemez siz bilirsiniz. Kilise avlusunda bu meşhurdur ama ben Baflılardan derlediğim için. Kilise avlusunda yaşayan bir serçe varmış. Çan kulesinin dibindeki yalaktan su içer. Dönüp çanın üzerine çıkıp pislermiş orayı. Olayı izleyen papaz efendi bu olaya çok içerlemiş. Bir gün yalaktaki suyu boşaltmış. Yerine şarap doldurmuş. Kuş bu kez bu şarabı içip yine çatının üstüne etmeye başlamış yani. Sonunda papaz efendi dayanamamış, sormuş. Yahu serçe kardeş, yalakta su vardı. Çok affedersin, çana sıçardı. Şarap doldurdum. Yine aynı yere sıçmayı sürdürdün. Çanı pislediğine göre Hristiyan değilsin. Şarap içtiğine göre Müslüman da değilsin. Ya sen kimsin? Ben Kıbrıslıyım. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Güzel bir oturum oldu diye düşünüyorum. Ben çok keyifli şeyler değerlendirdiğimi düşünüyorum. Umarım sizler de keyif almış ve bir şeyler öğrenmişsiniz. Katkılarınızdan ve burada bulunduğunuz için sizlere ayrıca teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hocam sizin yok zaten. Benim. Hayır, geçen. 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 Hayır, geçen.